Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi şurayı kapatayım. Şunu da biraz şeyini yükselteyim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şükür, hoş geldin. 225. Şimdi bugün İbn-i Aşır olduğu belli olsun. Yavaş yavaş görüntüsü çok... şöyle yapayım daha iyi değil mi? Şimdi bu İbn-i Aşır, değerli arkadaşlar, geçen ilk şeyde, seminerde bahsetmiştim. Şimdi bir daha fıkhi düşüncede dinin şer'i hükümlerin hepsinin işaret ettiği değerleri tespit edip sonra o değerlerin kesiştiği en üst değer nedir diye müzakere yapılmış ve bu kapsamda oluşan düşünceye de makasidi düşünce denmiş. Geçen şeyde ondan bahsettik. Nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı, işte arkasındaki siyasi, sosyal sebepler, gerekçeler falan. Tefsire geldiğimiz zaman benim görebildiğim kadarıyla fıkhi düşüncedeki gibi böyle önce her ayet ya da ayet grubunun işaret ettiği değerleri belirleyip ondan sonra da onların kesiştiği en üst değerleri belirleyelim ve Kur'an'ı tefsir ederken de yaptığımız her bir yorumu ya da ayete yüklediğimiz her manayı, takdir ettiğimiz her manayı bu Kur'an'ın üst değerleriyle örtüşüp örtüşmeme açısından ele alalım. Örtüşen yorumları makbul, örtüşmeyenleri ise gayri makbul addedelim diye bir yaklaşım çok olmamış. Yani fıkhi düşüncedeki kadar sistematik bir yaklaşım yok görebildiğim kadarıyla. İşte bu yakın dönemde İbn-i Aşır biraz onu yapmaya çalışıyor. Şimdi yalnız bu İbn-i Aşır söz konusu olduğu zaman ya da tefsirde makasî düşünce söz konusu olduğu zaman biraz böyle işte agrâdu es-sûra, bizim müfessirler bir sureyi ele alırken bazen bu surede bu surenin amacı, gayesi, bu surede altı çizilen temel hususlar falan diye o surenin içeriğini, ana temasını anlatan izahlarda bulunuyorlar. Aslında benim anlayabildiğim kadarıyla eğer makasit kavramı, makasli yaklaşım ifadesi fıkhi düşünceden mülhem ise, olacaksa, yani makasit dendiği zaman bunun, bu kelimenin, bu kavramın İslam düşünce geleneğinde fıkhi düşüncede bir karşılığı var. O karşılığı da az önce ifade ettim ben. En üst dinin, teşriin, şeriatın en üst değerleri neler? Eğer bu makasit kelimesine fıkıhta ifade ettiği tarz bir anlam yükleyeceksek, surelerin içeriğinden bahseden bu tarz değerlendirmeleri makasidi yaklaşım olarak ele almamak gerekir. Ancak bazı sempozyumlar yapıldı bu makasidi düşünce üzerine. Orada makasidi tefsir anlayışı ile ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Benim görebildiğim daha ziyade konulu Kur'an gibi A suresi, B suresi, C suresi, o surede ele alınan temel konular neler ve bu temel konuların tespitinde nasıl bir yaklaşım sergilenecek, daha ziyade bunun üzerinde duruyorlar. Ama benim anladığım, eğer tefsir ayağında makasidi düşüncede olarak yaklaşacak, bunun ideali fıkhi düşüncede olduğu gibi ayet-i kerimelerin işaret ettiği değerleri tespit etmek, önce cüz, her bir ayetin cüzden önce o fıkıhta istikra yöntemi deniyor malum. Orada sonra o değerleri tespit ettiniz. O değerleri bir taksimata tabi tutacaksınız. Fukaha buna sebir ve taksim yöntemi demiş. Bir taksimatı tabi tutmuşlar. Şunlar daha üst değerler, şunlar daha alt değerler. Sonra onların
en üst değerlerini tespit edeceksiniz. Benim anladığım tefsirde de makasidi yaklaşımdan bahsedeceksek bundan bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü Ağradus sura, işte o surede ele alınan Yunus suresinde, Yusuf suresinde ele alınan temel konular, bu sure şunlardan bahseder, şu şu hususlara işaret eder. O biraz tematik Kur'an çalışmaları grubuna giriyor diye düşünüyorum. İşte bunu başaran, bu bahsettiğim anlamda fıkhi düşüncedeki tarz bir yaklaşımı kısmen tefsirinde başaran bir kişi olarak belki İbn Aşur zikredilebilir. İbn Aşur'a baktığınız zaman pek çok yerde bu değerleri tespit edip işte istikra bize şunu gösterir ki diyor. Ondan sonra bir değer tespitine gidiyor ve en üst değerleri tespit etmeye çalışıyor. Bu anlamda İbn Aşur'u okuduğumuz zaman İbn Aşur'a göre birazdan temas edeceğiz. Özetlemiş olayım baştan. Kur'an-ı Kerim'in en üst değeri salah ve ıslah. Mesela fıkhi düşüncede en üst değer olarak def-i mefasit, celb-i menafi kabul edilmiş. Yani işte o zaruriyat-ı hams, malın, dinin korunması, canın korunması, neslin korunması, nefsin korunması, beş zaruriyatı da kuşatan en üst değer olarak def-i mefasit, celb-i menafi görülmüş. İbn-i Aşur ise Kur'an-ı Kerim'in en üst değerinin bütün ayetlere baktığımız zaman hepsinin kesiştiği ya da bir ip gibi düşünürsek haşa ayetleri, onların hepsinin bağlı olduğu ana nokta salah olarak değerlendiriyor İbn-i Aşur. Salahı da bir ferdi düzeyde bireyin salahı, iki toplumun salahı, toplumun salahından sonra alemin salahı, bireyin salahından toplumun salahına, toplumun salahından alemin salahına ulaşıyor. Ama diyor İslam bu salah üst değerini yakalarken, Kur'an-ı Kerim bunu yakalarken bir takım vasıtaları da esas alır, onlara da yaslanır. Mesela yaslandığı vasıtalardan bir tanesi fıtrattır diyor mesela. Bir tanesi külliliktir, evrenselliktir. Yani Kur'an-ı Kerim bu salahını en üst değer olarak gördüğü ferdin salahı, toplumun salahı, alemin salahı bunu sağlarken öncelikle ferdin salahından başlar. Ferdin salahını tahakkuk ettirirken de evvel emirde yaslanır. Fıtrata yaslanır. Mesela kullandığı vasıtalardan bir tanesi de örftür der. Özellikle toplumun salahı noktasında Kur'an-ı Kerim'in yaslandığı ana şeylerden, vasıtalardan bir tanesi o salahı gerçekleştirirken teşriğde bulunur. Teşriğin amacı salahı gerçekleştirmektir. Peki teşriğde bulunurken neyi vasıta kılmaktadır? Marufu vasıta kılmaktadır. Örfü vasıta kılmaktadır. Falan gibi böyle onun açılımlarını yapar. Belki bu şeyler. Ama dediğim gibi İbn-i Aşur'un tefsirinde sık sık bu salah vurgusu olabilir. Bana göre mesela İbn-i Aşur üzerine bir makasidi bir düşünce ekseninde bir çalışma yapılacaksa İbn-i Aşur'un tefsirinde salah anlayışı falan gibi bir şey yapılabilir. Var mı öyle bir çalışma? Bilmiyorum. Yani mesela salahı merkeze alsa zaten İbn-i Aşur'un tefsirindeki makasidi yaklaşımı ortaya çıkarma imkanı bulur. Salah, ıslah ve benzeri kavramlar çerçevesinde. Şimdi bu anlattıklarımızı biraz daha böyle İbn-i Aşur'un ağzından dinlemek daha güzel olur diye düşündüm. Biraz erken geldim ben. Bu şeyimiz yoğun oluyor. Mesaimiz yoğun oluyor. Arkadaşlar geçen hafta içinde özür diliyorum. Geçen hafta hani beni aşan bir gelişme dolayısıyla şey yapamadım. Ama inşallah bundan sonra öyle bir şey olmaz. Şimdi tabii buyurun. Bu tefsirde makasidi okumaların tematik değerlendirmelerden öteye gitmediğine dair bir şey söylediniz. Evet. Yani yok hani şunu söylemek istediğim hani bir fıkıhtaki kadar sistematik bir sistem bütünlüğü görmüyorsunuz yani orada. Makasidi Kur'an terimi ve bunun üzerine yapılan çalışmalar aslında bu boşluğu biraz giderilmeye çalışmalar.
İşte söylemek istediğim, eğer fıkıhtaki kadar sistemsel bir şey arıyorsanız tefsirde ben göremedim onu. Açık konuş. Biraz İbn Aşur'da var. İbn Aşur ne, çünkü İbn Aşur fıkhi düşünceyi bildiği için ve bir orada Makasid-i Şeria diye bir kitap kaleme aldığı için, hatta makasidi müstakil bir disiplin olarak inşa eden bir kişi olarak da değerlendirildiğinden dolayı oradaki fıkıhtaki makasit anlayışını biliyor. Sürekli olarak o üst değerleri tespit etme ve ana en üst değere yaptığı izahları hep en üst değere bağlama çabası içerisine giriyor. Dolayısıyla salah diyor, en üst değer. Bütün izahlarında da onu görüyorsunuz. Yani salaha vurgu yapıyor. Bireyin salahına, işte toplumun salahına ve alemin salahına ve... Mesela hocam, salahı neye göre tayin etmiş? Mesela Gazali'de en üst değer, işte makasidin de makasidi, marifetullah'tır. İşte hangi Gazali ama? Yok yok. Hangi Gazali'nin hangi dönemi o? Yani Gazali Mustasfa'da falan da temas ediyor. Gazali makasidi, fıkhi düşüncedeki makasidi yaklaşım açısından baktığınız zaman Gazali, hocası İmam Cüveyni'nin yaklaşımını devam ettiren bir şeye oturuyor. Biz ilk derste bu fıkhi düşünceyi falan biraz ele aldık. Siz orada var mıydınız? Siz bilmiyorum. Tamam. Şimdi bak, görebildiğim kadarıyla diyorum. Çünkü yani en nihayetinde ben bütün tefsirleri tek tek böyle satır satır okuyarak, ama fıkıhtaki sistematik yaklaşımı İbn Aşur'un tefsirinde dahi bulamazsınız. Ama İbn Aşur o boşluğu hissettiği için, niye o öyle bir boşluk hissetmiş? İbn Aşur bir defa tefsir bir ilim midir değil midir tartışmasına giriyor. Ve tefsiri ilim yapacak vasıf nedir? Ona bakıyor. Tefsir diyor, diğer ilimlerden istimdatta bulunan bir ilim dalıdır. Yani başka bilimlerin, ilim dallarının birikimlerinden yararlanan bir ilim dalıdır. Bu tefsiri ilim yapmaz. Tefsiri yapsa ilim, Kur'an'ın külli makasını tespit etme noktasında sunduğu katkı yapar diyor. Dolayısıyla da bir taraftan o fıkhi düşüncedeki şeyinden hareketle, alışkanlığından hareketle, öyle söyleyeyim, biz bir böyle bir sistem inşasına çalışıyor orada. Üst değerler hiyerarşi içerisinde en üst değerleri bulmaya çalışıyor. Burada da yine işte fıkhi düşüncedeki Cüveyni'den başta işte Gazali, İzzettin bin Abdüsselam, Necmettin et-Tufi buraya doğru gel. Makasit bağlamında dillendirilen fikriyatı da ilham alıyor. Diğer taraftan da bir taraftan bunu yapıyor, diğer taraftan da tefsire itibar kazandırmaya çalışıyor. Şeyin amacı o. İbn Aşur'un bir diğer amacı da o. Yani bu makasit vurgusunu yaparken tefsiri bir müstakil bir disiplin olarak vasfedeceksek tefsirin bunu başarmış olması lazım. Böyle bir şeyi başarmış olması lazım diyor. Tefsir de diyor bir tefsirin kendine ait kazıyeleri yok diyor. Tamam mı? Bir kazıyesi yok. Bir kaziyenin teyidi de pek yok orada. Oradan da çok bir şey çıkmaz. Çıksa diyor, tefsiri müstakil bir ilim dalı olarak tavsifi icap ettirecek şey, tefsirin Kur'an'ın makasıdını tespite sunduğu katkıdır diyor. O çabayı da orada görüyorsunuz. Zaten zihnim beni yanıltmıyorsa mukaddimede de bundan bahsediyor. Hangi mukaddime bilmiyorum. Bugünkü mukaddime hani garadul müfessir, garat kelimesi de geçtiği için müfessirin amacı, garazı ne olmalıdır bağlamında işaret ettiği için bu başlığı bile hani makasına vurgu daha fazla. Diğer yerlerde de İbn Aşur'da bunu görüyorsunuz ama çabasının şeyi bir taraftan Kur'an'ın üst değerlerini, külli değerlerini yakalamak, diğer taraftan da tefsire bir istiklal kazandırmak. Bunu yapamıyorsa tefsir bir ilim dili değildir diyor. Biliyorsunuz bu tefsir bir ilim midir değil midir tartışması çok hani meşhur. Fenari ile falan da geçen bir şey. İbn Aşur da buraya giriyor arkadaşlar. İşte uzun hikaye tabi. Şimdi diyor ki bakın burada. Ya ben diyor ke enna bikum ve kad marra ala esma'ikum ve va'at
elbâbukum mâ karrartuhu min istimdâdi ilmit tefsir. Ha ben bu tefsir ilminin diğer ilimlerden yardım aldığı noktasında çok şey söyledim biliyorsunuz diyor yani. Özetle hani ben tercüme yapmayayım burada. Sonra da işte tefsirin böyle rivayet olmaksızın tefsir caiz midir değil midir? Bir önceki şeyde bunlardan çok bahsettim. وَمِنَ الْاِنْحَاءِ عَلَى مَنْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِمَا يَتَّعَيْهِ بَاطِنًا يُنَافِي مَقْصُودَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın kastıyla çelişir nitelikte Kur'an'ı yani batın üzerinden yorumlamaya çalışan kimselere dönük de ağza yani onları eleştirir niteliğinde çok şey söyledim. Dolayısıyla hani geçen seminerde söyledik bu makasî yaklaşım bir yerde aşırı zahiri yaklaşıma ve aşırı hani batini yaklaşıma bir tepki olarak ortaya çıkmış bir düşünce. Sonra diyor artık peki bunları söyledim bu kadar şey söyledim şimdiye kadar artık siz tetatallauna ba'du ilal ifsahi an gayetil mufessiri minet tefsir. Artık gelinen bu noktada ba'du. Değil mi? Ba'du olur yani. Bak şurası bir adama Arapçasını ölçme için güzel bir şey. Onu ba'de diye okuyorsa bitti. Artık gelinen bu noktada artık peki müfessirin tefsiri yapmaktaki amacı nedir artık siz benden bekliyorsunuz diyor yani. Demedik laf bırakmadım. Aşırı zahiri yaklaşırsan şöyle olur, batını yaklaşırsan böyle olur, onun yaptığı tefsir Kur'an'ın maksadına aykırıysa kabul olunmaz, rivayeti dikkate almayan tefsir şöyledir falan diye. Hep burada bunları söylerken, bu aşırı zahiri yaklaşım, batını yaklaşım, rivayeti dikkate almayan yaklaşımları söylerken, onlar bu tarz yaklaşımların ortaya koyacakları tefsirin Kur'an'ın maksadına muhalif olacağını söyledim ben hep. Peki bu Kur'an'ın maksadı ne? Değil mi? Siz artık bunu bir müfessirin tefsir yapmadaki kastı ne? Bunu artık merak etmeye başladınız. Ve başka ne? وَعَنْ مَعْرِفَةِ الْمَقَاصِدِ اَلَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ لِبَيَانِهَا حَتَّى تَسْتَب۪ينَ لَكُمْ غَايَةُ الْمُفَسِّر۪ينَ مِنَ التَّفْس۪يرِ عَلَى اَخْتِلَافِ طَرَائِق۪ي yani gelinen bu noktada artık diyor benim müfessirin amacı nedir? Ve Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne esas teşkil eden makasıt nedir? Bunu artık ortaya koyma gerekiyor. Siz artık benden bunu bekliyorsunuz diyor. Ondan sonra da tabii biraz işin edebiyatını yapıyor. Bu şeyin cümleleri yalnız böyle değişik yani dili değişik kullanan bir adam. Ben o yüzden bu İbn-i Aşur'un metninde hiç iddiam olmaz. Böyle bazen size hiç Arapçayı yeni öğreniyormuşsunuz hissi veren şeyle karşılaşabilirsiniz yani. O yüzden korkarım ben bu İbn-i Aşur'u okurken, İbn-i Aşur'dan bir şeye bakarken korkarım arkadaşlar yani. Şöyle bir cümleyi çok metinde görmezsiniz yani. تَتَطَلَّعُونَ بَعْتُوا اِلَى الْاِفْصَاحِ عَنْ غَيَةِ الْمُفَسِّلِينَ falan diye bir şey kurmazsınız. Bakın şimdi geliyor burayı açıklama. اِنَّ الْقُرْآنَ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى كِتَابًا لِصَلَاحِ اَمْرِ النَّاسِ كَافَةً Bak ne yaptı? Hemen salah kavramına geldi. Kur'an-ı Kerim Allah Teala insanların bütününün salahı için indirmiştir. Değil mi? Efendim söyleyeyim. Onunla ilgili ayet-i kerimeler. Peki salah de? Salah. فَكَانَ الْمَقْصَدُ الْاَعْلَى مِنْهُ Bu maksat, maksıt ikisi de kullanılır malum. Değil mi? قَصَدَ يَقْصِدُ maksat, maksit. İkisi de kullanılıyor benim bildiğim. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in en üst gayesi ne? Bak, maksat el-a'la minhu. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün en üst gayesi. Bak, bir üst, en üst değeri tespit etme amacı var burada bak. Aynı fıkhi düşüncede olduğu gibi. Fıkhi düşüncede öyle dedik yani. Üst değeri nasıl tespit edeceğiz? Ve böyle bütün ayetleri inceledikten sonra söylenecek bir şey bu. İşte o yüzden tefsirini yazmış 39 senede. Ondan sonra oturmuş. Demiş ki abi bu Kur'an-ı Kerim'in baktığım kadarıyla gördüğüm en üst değeri, altını çizdiği en üst değer salah demiş yani. En üst değer salahul ahvalil fardiyye.
vel cemaiye vel umraniye. İşte ferdi bireysel durumların salahı, toplumsal durumların salahı ve ümran yani alemin salahı. Fassalahul ferdi. Şimdi ferdin salahı nasıl gerçekleşecek? Şimdi Kur'an-ı Kerim mesela Mekki sureleri izah ederken İbn-i Aşur'da sürekli olarak Kur'an-ı Kerim'in inanç esaslarının, inançla ilgili anlattıkları, yani Mekki surelerde altı çizilen ana şeyin sürekli olarak bireyin salahı, ferdin salahı olduğunu işler tefsirinde. Orada daha ziyade hani inanca vurgu yapar. Çünkü hani Mekki surelerde inançla, bak inançla ilgili ayet-i kerimeleri yorumlarken İbn-i Aşur'da sürekli olarak hep salah, ferdi min haysu el-i'tikad min haysu el-akd diye sürekli izahlarına yansır. Burada iki tane arkadaş var. İbn-i Aşur'la benden daha çok ilgililer yakın dönem itibariyle. Onlar bu tespitimi teyit edeceklerdir diye düşünüyorum. Sonra niye böyle peki? Niye salaha vurur? لِأَنَّ الْاِعْتِقَادَ مَصْدَرُ الْاَدَابِ وَالْتَفْكِيرِ. Sonra ne gelir? ثُمَّ صَلَاحُ السَّر۪يرَةِ الْخَاصَّةِ. Sonra iç dünyanın, kişinin iç dünyasının, batınının salahı gelir. Değil mi? Şey, iç dünya diyorum, özel hali, özel kendine. Serira, kişinin özeli. Bu özel nedir? الْعِبَادَةُ الظَّاهِرَةُ كَالصَّلَاتِ. Namaz gibi ibadetler ve başka. وَالْبَاطِنَةُ. Bak İbn-i Aşur'un şeyi, yani صَلَاحُ السَّر۪يرَةِ الْبَاطِنَةِ demek. وَالْبَاطِنَةِ. O zaman şurayı nereye atfediyoruz? Şuraya atfediyoruz. Hâssaya atfediyoruz. صَلَاحُ السَّر۪يرَةِ الْخَاصَّةِ صَلَاحُ السَّر۪يرَةِ الْبَاطِنَةِ. Ha şey tamam, zahire doğru. وَيَا الْعِبَادَةُ الظَّاهِرَةُ كَالصَّلَاتِ وَالْبَاطِنَةُ كَالتَّخَلُّقِ. Evet. Zahiri namaz gibi zahiri ibadetler ya da ahlaklanma gibi batini ibadetler. Şimdi Gazzal diyorsunuz. Gazzal'ın ihyasında tabi hani daha hayata ahlaki zaviyeden baktığınız için bu tarz ahlaki değerlendirmeler fazla, ama makasit düşüncesi itibariyle mesela Gazzali'nin ihyasından ziyade mustasfasına, yani çünkü Gazzali makasiti fıkhi düşünce çerçevesinde ele almış, yani Gazzali ve makasit konusu Gazzali'nin ihyası bağlamında değerlendirilen bir şey değil, mustasfası bağlamında değerlendirilecek bir şey. Tamam, başka? وَأَمَّا الصَّلَاحُ الْجَمَعِيُّ فَيَحْصُلْ اَوَّلًا مِنَ الصَّلَاحِ الْفَرْدِيِّ. İşte ferdi salah efendime söyleyeyim, toplumsal salahı sağlar. Toplumsal salah da alemin salahını sağlar. Böylece devam edip gidiyor. Ve emmas salahul umraniyyu, bu daha geniştir. Daha kapsamlı bir şeydir diyor İbn Aşur. Hayfzu nizamil alemin islami ve dabtu tasarrufi el cemaati والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع. Toplumun bütününün burada şunu söyleyeyim, tabi alemin şeyi salahını gerçekleştirirken işte İslam'ın evrenselliği burada gündeme gelmiş oluyor. رأي المصالح الكلية الإسلامية وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة الخاصة لها. O şeyden bahsediyor. Şimdi bundan sonra İbn-i Aşur bu şeyin açılımını yapar bu şeyde mukaddimede. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki amacı bütün bu dinin aleykümselam işte makasıdını korumaya dönük hususların beyanı. Kur'an-ı Kerim işte bütün bu ferdin salahı, toplumun salahı, alemin salahını sağlayacak hususların temininden bahseder ve Kur'an-ı Kerim'in tamamı da bunun etrafında döner, durur şeklinde bir değerlendirmede bulunur İbn-i Aşur. Şimdi ondan sonra
Yani burada işte Kur'an-ı Kerim'in lafzının bu şimdi makasıdı taşıma noktasında lafzın ifade ettiği rol. Daha önceki şeyde de oturumda da bahsetmiştik. Makasını nereden tespit edeceksin? Kur'an-ı Kerim'in makasını nereden tespit edebilirsin? Neye dayanarak tespit edebilirsin? Ben nerede bulacağım onu? Dilde bulacağım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendi dilinde bulacağım. Kur'an-ı Kerim'in dilini bilmenin ifade ettiği anlamda burada kaynak var. وَقَدْ اَوْدَعَ ذَٰلِكَ Allah Teala bunu makas-ı dinin açıklamasını, buna ifade eden bu noktaki muradını Allah Teala Kur'an'ın elfazına koymuştur. Yani elfazı devre dışı bırakarak Kur'an'ın makasını tespit edemezsin sen. Burada mesela İbn-i Aşur'un işte o batini yaklaşımlara bir göndermesi olarak değerlendirilebilir. Fıkhi düşüncede de çok sayıda ulema zaten buna işaret etmiş. Hatta yani kelami düşüncede de Cenab-ı Hakk'ın muradını tespit etmenin yolu iki yolu vardır. Bir demiş bizim ulema efendim söyleyeyim dil. Mesela kelamcılar buna muvada'a demişler. Muvada'a. Yani vaz etmeden demişler. Dili devre dışı bırakarak sen murada ulaşamazsın. Dolayısıyla senin Cenab-ı Hakk'ın muradına, makasıdına, maksadına ulaşmanın evvel emirde yolu şeyden geçer. Arapçadan geçer. Yani Kur'an'ın dilinden geçer. Çünkü Allah Teala hatabena biha hitaben beyinen ve taabbadena bi ma'rifeti muradihi ve ittila'i aleyh. Yani Allah Teala bize onun üzerinden şey yaptı. Burada bu makasî düşüncedeki sürekli olarak işte lafzı itibarsızlaştırmayan, lafzı devre dışı bırakmayan yaklaşımı esas alma hassasiyeti, refleksini burada görüyoruz zaten İbn-i Aşur'un. Buraları tabii biraz daha uzun uzun şeyler var yani, izahlar var. Güzel bir şey, burada niye Araplar seçildi konusuna girmiş İbn-i Aşur. Yani Araplar niye, Arap bu ilk muhataplar niye Arap oldu? Ve Cenab-ı Hak muradını, bu son vahiyde muradını, maksadını niye Arap dili üzerinden serdetti? Bundan bahsetmiş İbn-i Aşur. Onun değerlendirmesi göre bunun çok sayıda hikmeti vardır diyor. Allah Teala en yekunel Arap هُمُ الْمُتَلَقِّينَ اَوَّلًا لِشَرْعِهِ وَاِبْلَاغِ مُرَادِهِ لِحَكْمَةٍ عَلِمَهَا Abi şimdi bir defa bunun bir takım hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak'tan sadır olan fiiller hikmetsiz olmaz. Her hikmeti de bileceksin diye bir şey yok. Ey insanoğlu, ey modern insan, böyle sen tespit edemedin diye, hikmetini tespit edemedin diye o şey hikmetsiz demek değildir. Bir takım hikmetlere mebnidir. O hikmetleri Allah bilir. Ama ben sana gel şurada biraz niye bu Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları 7. asır Araplar oldu ve Allah Teala muradını, son vahideki muradını, maksadını, gayesini bu Arap dilinin kalıpları içerisine koydu, sakladı. Bununla ilgili bir hikmet tespitinde bulunayım diyor. Dikkatimi çekti. Arapların dilinin Arapçanın, Arap dilinin en fasih dil oluşunu burada merkeze yatırmış. İkincisi de Arapların böyle bulunduklarıyla yetinen, öyle çok dünyadan çok fazla aslında beklentileri de olmayan, yani sadeliklerinin vahyin ilk muhatabı olarak 7. asır Araplarının seçilmesinin bir sebebi olduğunu ifade etmiş. En azından ben öyle anladım. Tamam mı? Bir defa kafaları da çalışırdı diyor. Bak diyor ki bunlar ümmetün kad selimet min efenir ra'i. Ya aptal adam değillerdi bunlar diyor. Kafaları basardı indel mücadeleti ve lem taq'ud biha anin nuhudi
اَغْلَالُ اَتَّكَالُبِ عَلَى الرَّفَاهِيَةِ Yani böyle lüks şey düşkünü kişiler değillerdi demeye getiriyor. Orada nasıl bir bağlantı kurmuş? Onu artık sizin takdirlerinize bırakıyorum. وَلَا عَنْ تَلَقِّ الْكَمَالِ الْحَقِيقِيِ Yani burada niye Arapçanın ya da Arapların seçildiğinden bahsetmiş. Şey açısından baktığımız zaman şurada güzel cümleler var. اِنَّ مَقَاصِدَهُ تَصْفِيَةُ نُفُوسِ الْعَرَبِ الَّذ۪ينَ اِخْتَرُوا كِمَا قُنَا لِتَلَقِّي شَرِعَةِ وَبَثِّيَ وَنَسِجَ فَهُمُ Ha burada فَهُمُ الْمُخَاطَبُونَ اِبْتِدَاءً قَبْلَ بَقِيَّةِ اُمَّةِ الدَّعْوَةِ فَكَانَتْ اَحْوَالُهُمْ مَرْعِيَّةً لَا مَحَالَةً Arapların seçilmiş olması, ilk muhatapların onlar olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak maksatlarını iletirken son vahiydeki, son vahiy göndermesinin arkasında yatan gayeler ve o vahyin içeriğinin taşıdığı makasıdı ifade ederken, aktarırken İlk muhatap Arapların içinde bulunduğu durumu dikkate almayı kaçınılmaz kılmıştır diyor. Şimdi bu günümüzde biraz böyle burası niye önemli? Ya biraz böyle bir ayet-i kerimeye anlam yüklerken işte o günün Arapları şöyledi, o günün Arapları böyle deyince sanki böyle hani tarihselci bir yaklaşıma böyle kaçıyor musun, kayıyor musun? Sanki Kur'an-ı Kerim'i sadece 7. asra indirgiyor musun gibi bir yaklaşım ma yoruluyor. Ya bu kaçınılmaz bir şey yani. Cenab-ı Hak bir kesimi seçmiş, bir zaman dilimini seçmiş. O zaman diliminin problemleri üzerinden, o zaman diliminin dil, insanların kullan, ilk muhatapların dili üzerinden ilelebet kıyamete kadar insanlığın karşılaşacağı cüz'i sorunları çözecek külli prensipler vaz etmiş. Bu külli prensipleri ya da bu İnsanlığın kıyamete kadar karşılaşacağı sorunları çözecek ilkeleri nasıl gönderecekti? Ya bir örnek model üzerinden bu olması gerekmez miydi yani? Dolayısıyla hani böyle Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Araplar bu ayet-i kerimede işte Arapların şu özelliğine vurgu vardır falan dendiği zaman bu o ayet-i kerimeyi anlama üzerinden o ayette kastedilen ana gayeyi, maksadı tespit etme ve bizim içinde bulunduğumuz problemle arasındaki ortak tarafı yakalama amacına matuftur. İbn-i Aşur'un dediği de bu yani. Bu cümle bence önemli. ثُمَّ اِنَّ مَقَاصِدَهُ تَصْفِيَةُ نُفُوسِ الْعَرَبِ الَّذ۪ينَ اِخْتَارَهُمْ كَمَا قُلْنَا لِتَلَقِّي شَرِعَتِهِ وَبَثِّهَا وَنَشْرِهَا Değil mi? Allah Teala'nın maksatları, gayesi bu Kur'an-ı Kerim'i nazil buyururken esas aldığı gayeler kendilerini şeriatını telakki etmek, alsınlar ve yaysınlar diye seçtiği Arapların nefislerini tasfiye etmektir. Onları arındırmaktır. Önce ilk muhataplar üzerinde o ayet-i kerimelerin Kur'an-ı Kerim'in esas gayesi amacı salahsa, o salah önce ilk muhataplar üzerinde kendini gösterecek. Kur'an-ı Kerim'in bir salah olma vasfı, değil mi? Ondan sonra o örneklik üzerinden sonraki dönemlerdeki insanlar da Kur'an-ı Kerim'in tazammül ettiği bu salahtan yararlanacaklar. Onu demeye çalışıyorum. فَهُمُ الْمُخَاطَبُونَ اِبْتِدَاءً Zira evvel emirde onlar muhatap olmuşlardır Kur'an-ı Kerim'e. قَبْلَ بَقِيَّةِ اُمَّتِ الدَّعْوَةِ Diğer, değil mi? Ümmeti davetten önce, başkalarından önce onlar muhataptırlar. فَكَانَتْ اَحْوَالُهُمْ Dolayısıyla onların durumları مَرْعِيَّةً لَا مَحَالَةً Kaçınılmaz olarak onların durumları dikkate alınmıştır. وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ maksudan bihi hitabuhum khassatan. Kur'an-ı Kerim'in pek çok bölümü de özellikle onlar kastedilmiştir. Ve ıslahu ahvalihim, değil mi? Onların durumlarının ıslahı amaçlanmıştır. Ama bu
sadece Kur'an-ı Kerim'in amacı o ilk muhataplarını salaha ulaştırıp onları ıslah edip salahı ıslahı orada bırakmak değil, onlar üzerinden kıyamete kadar tüm insanların Kur'an sayesinde salaha kavuşacaklarını beyan etmek olmuştur. Ama bu vurgu bence işte o yüzden böyle ben İbn-i Aşur okutunca bulmuş yine bir zındık diyorlar. Ayasofya'da İbn-i Aşur okuyoruz, biri şöyle yazmış. Bir tane zındık bulmuş okutuyor, müftü olacak bile diye yazmış. Ya İbn-i Aşur'da zındık dersek hocam memlekette Müslüman bulabilir miyiz hocam? He? İbn-i Aşur Şatibi'nin bazı yaklaşımını eleştirir. Bir yerde geçiyor. Belki burada da olabilir. Bunun devamında falan da olabilir. Bilmiyorum. Bu mukaddimelerden birinde ben görmüştüm. İbn-i Aşur o şeyin, Şatibi'nin bu Arabilik, Ümmilik vurgusunu eleştirir. İbn-i Aşur Şatibi biraz daha belki vardır bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani. Belki burada olabilir. Ya diyor ki Kur'an-ı Kerim vahiy, tamam ilk muhatapları salaha erdi. Onların içinde bulundukları fesadı, kokuşmayı, bozulmayı ortadan kaldırıp onları fesattan salaha ulaştırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de onların içinde bulundukları durumu dikkat alıyor ama Şatibi'nin dediği diyor benim anladığım ne dikkate alırsak Kur'an-ı Kerim Arapları hiç böyle bir kademe atlattırmaya çalışmamış. Onları aynı yerde bırakmaya çalışmış. Kur'an öyle değil diyor. Kur'an onlara bir kademe atlattırmaya çalışır. İnsanlığa bir kademe, bir terfi sunar diyor. Varsa yeri gelince daha iyi değerlendiririz orayı. Şimdi bu cümlelerinden sonra İbn-i Aşur diyor ki Eleyse قَدْ وَجَبَ عَلَى الْآخِذِ فِي هَذَا الْفَنِّ اَنْ يَعْلَمَ الْمَقَاصِدَ الْاَصْلِيَّةَ اَلَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ لِتِبْيَانِهَا. Ya artık yani vakti geldi yani bu Kur'an-ı Kerim'in nüzulünü esas teşkil eden asli ana gayeleri öğrenmenin vakti geldi. فَلَا نُلِمَّ بِهَا الْآنِ. Hadi gelin şu an diyor. بِحَسَبِ مَا بَلَغَ اِلَيْهِ اِسْتِقْرَاءُنَا. Bak seçtiği kavramlar hep fıkhi düşünce. Bak ne dedik yukarıda? Ne diyordu? Salah için bir şey kullanmıştı. Ne kullanmıştı? El-A'la diye bir sıfat getirmişti ya. Neydi o? El-Maksat El-A'la. Ya bu en üst değer. Bak bir değer yakalama şeyi var. Kur'an-ı Kerim'in en üst değeri. Yani şuradaki el-a'la vurgusu İbn-i Aşur'un dediğim gibi fıkhi düşüncedeki gibi bir en üst değeri yakalama çabası içerisinde olduğunu gösterir. Bu çabayı sergilerken başvurduğu yöntemin aynı fıkhi düşüncede olduğu gibi istikra yöntemi olduğunu. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inceleye onları tek tek, değil mi, istikra yöntemi her bir ayetin ya da her bir pasajın altını çizdiği değer nedir? Onu tespit etmek, sonra onları toplamak, sebr, taksim etmek, sonra da buradan hareketle en üst değeri bulmak. Onu yapmaya çalışıyorum. بِحَسَبِ مَا بَلَغَ اِلَيْهِ اِسْتِقْرَاءُنَا. Gerçekleştirdiğimiz, yürüttüğümüz istikra, değil mi? Tümden tüme varım metoduna göre hadi gelin şimdi bu asli maksatlara biraz hemhal olalım diyor, değil mi? Li nu limme. Bizim Arapçada emri gaib iki tane emir var, değil mi? Emri hazır, emri gaib. Emri hazır karşıdaki ne yapılır? Emri gaib. Li yektüp yazsın. Bu ne oluyor şimdi? Emri nefsi mütekellim oluyor. Değil mi?
Diyanetin hutbeleri gibi. Diyanetin hutbeleri hep böyle bir diyor. Hadi gelin şimdi. Son şeyler. El-evvelu. Ben diyor, azizim, Kur'an-ı Kerim'i taradım. Kur'an-ı Kerim'in makası külliyesi olarak gördüklerim şunlar. Birincisi, İslahul i'tikadi ve ta'limul akdi sahih. Birincisi, inancın ıslahı. وَهَذَا أَعْظَمُ سَبَبٍ لِإِصْلَاحِ الْخَلْقِ yani bu iş buradan başlar. Değil mi? Yani şimdi sen düşüncesini düzeltmediğin adamın neyini düzeltebilirsin yani? Ve bir de inanç düzeyindeki değişim öyle sıradan bir anlık değişim olmaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim Estağfirullah لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ diyor değil mi? Yani böyle adamın birden bir değişim beklemeyeceksin. Bu değişim de ne? Hele hele zihniyet değişimi gerçekten çok uzun sürer. Şuur düzeyinde, bilinç düzeyinde değişim öyle pat diye olacak bir şey değil. Bir adam böyle pat diye değiştim diyorsa ona itibar etmemek lazım. Hatta ben açık konuşayım. Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman oluşuyla ilgili anlatılan şeyler var, rivayetler var. Bana bilmiyorum İslam tarihçileri ne diyor? İnsan psikolojisi açısından bakıldığında o çok meşhur bir rivayet var ya, daha doğrusu hep böyle Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı katletmek için yola çıkıyor. Kız kardeşinin evine uğruyor. Orada Taha suresinin belli bölümlerini görüyor. Onları önce bir hırpalıyor. Ondan sonra birden bir dönüşüm yaşıyor. Sonra gidiyor Müslüman oluyor. Bir bu rivayet var. Bir de uzun bir süre kolluyor. Ne oluyor, ne gidiyor, takip ediyor. Neler oluyor, biraz araştırıyor. Hocam insan psikolojisi açısından ben ilk rivayet bana çok şey gelmiyor yani, açık konuşuyor. Hele hele Ömer Efendimiz gibi Azizallah Celle Şan. Birisi o rivayetlerde gerçi şey de var. Hadid suresinin ilk ayetlerinin olduğu şey de var. Bence Taha suresi değil de Hadid suresi daha da etkili olmuş olabilir diyorum. Dolayısıyla bu şuur dönüşümü kolay bir şey değil. O yüzden Mekke döneminde 13 yıl bireyin ıslahıyla evvel emirde de daha fazla da hani itikadi açıdan ıslahıyla ilgilenmiş Kur'an-ı Kerim. Sen adamı inanç düzeyinde, şuur düzeyinde, bilinç düzeyinde ıslah etmeden ne yaparsan yap bir sonuç alamazsın. Şimdi günümüzde kanunlar çıkıyor. Sabahtan akşama kadar patır patır kanun çıkar. O kanunları uygulayacak adamı eğitmedikten sonra kanun tek başına ne yapacak yani, gelip de kanunu çıkaran adam bile uygulamıyor mesela kanunu, çünkü yani siz eğer bilinç düzeyinde, şuur düzeyinde değiştirmediyseniz. Bir de bir şey daha söyleyeyim, bu bilinç düzeyindeki değişim o kadar şey ki, mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var, yeri gelmişken söyleyeyim. Hurrimet aleykum ummehatukum. Ya bir insanın annesiyle evlenmeyeceği çok bedihi bir şey, çok açık bir şey. Ya bundan niye bahsetsin ayet-i kerim? Ben hiç unutmuyorum, İbn-i Aşur'da gördüm. Bu diyor, o uzun süre cahiliye şeyine bulaşmışlık var ya, o cahiliye daha henüz yakın olmuş, ne kadar İslam'ı içselleştirmiş bile olsa, o cahiliyenin çirkeflikleri tekrar o insana gel gel diyebilir. O insanın kendini kaptırdığında gideceği yer eski cahiliye günlerinden daha geri bile olabilir. Ya yani dolayısıyla sürekli bir teyakkuz halinde o tutmuştur Kur'an-ı Kerim. Aman ha, aman ha, siz daha cahiliyenin yeni çıktınız. Henüz daha bazı şeyleri tam içselleştirmiş olmayabilirsiniz. Her an ayağınız kayabilir. Dolayısıyla öyle bir kayabilir ki ya çok bedihi şeylerde bile hata yapabilirsiniz anlamına gelir diyor İbn-i Haşr. Hürrimet aleykum ummatukum. Yoksa çok bedihi bir şey yani. Bu da aslında hani niye Mekke dönemi uzun? Onun cevabı. Bir de niye Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime, pek çok mesele ya da aynı meseleler sürekli olarak tekrar ediyor, sürekli olarak tekrar ediyor. Çünkü bilinç düzeyindeki değişim öyle sıradan birden olacak bir değişim değil yani. O değişim çok zor bir değişim. Ve ıslahul i'tikadi, yani itikad, inanç
bir de şuur, bilinç düzeyinde. Yani o cahiliyenin mentalitesini atıp, değil mi? Hadislerde de yok mu? Mesela ileri gelen sahabiler biraz bazen nizalaşınca senin annen şöyleydi, senin baban böyleydi falan diye cahiliye dönemi alışkanlıkları hemen depreşi veriyor. Halbuki bu sahabiler baktığınız zaman aslında İslam'ın o değerlerini içselleştirmiş ve önde giden sahabiler. Ama şey yani orada değişimin mesela daha somut, mesela günümüzde bile değil mi? Şimdi adam minibüsçü olmuş. 20 senedir sıfır atılan 20 sene oldu neredeyse paradan. Hala 50 milyon üstü diyor. Abiciğim sen sabahtan akşama kadar buna adamın bak 50 milyar alışmış ağzına. Değil mi? Söylerken bile niye bak bilinç düzeyindeki değişim çok uzun zaman alan bir şey. O yüzden de Kur'an-ı Kerim önce o bilinç düzeyindeki değişikliğe vakit ayırmıştır diyor İbn-i Aşur. İkincisi nedir? Tehribul ahlaki. İkinci maksat ahlakı güzelleştirmektir. وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بل خاصة الصحابة. Üçüncüsü التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. Evet, teşri. Ancak arkadaşlar burada İbn Aşur'un güzel bir değerlendirmesi var. Bu aynı benim bildiğim Şatibi'de de var bu. Şatibi hani Kur'an-ı Kerim'in teşri bağlamında makasıt, Kur'an-ı Kerim'in ana nüzulüne esas teşkil eden ana gayelerden bir tanesi teşridir. Ama Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar insanlığa teşri noktasında da yön verecek olması, ışık tutacak olması, onun teşriinin cüz'iyata müteallik, cüz'i meselelerle alakalı bir teşri değil, bir yasama değil. Daha ziyade külliyat üzerinden yürüyen bir teşri olduğunu söylüyor. Şatibi de bunu söylüyor. İbn-i Aşur'da da var bu bakın. وَلَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنُ جَمِعَ الْأَحْكَامِ Kur'an bütün ahkamı toplamıştır bünyesinde. Ama nasıl? جَمْعًا كُلِّيًا فِي الْغَالِبِ Çoğunlukla böyle külli bir yani genel manada teşriye esas teşkil edecek bir yaklaşımı sunmuştur. Yoksa bütün insanlığın kıyamete kadar karşılaşacağı bütün tikel hukuki meseleleri ahkama müteallik meseleleri hükme bağlamamış Kur'an-ı Kerim. Ama insanlığın kıyamete kadar karşılaşacağı bu tikel meselelerde tikel mesele, o cüz'i meseleleri çözmede başvuracağı külli ilkeleri vaz etmiş. Dolayısıyla oradan itibaren artık insanlık Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hedefte yürüyerek karşılaştığı hangi tarihin hangi evresinde, hangi döneminde, devrinde olursa olsun, ne gibi bir sorun olursa olsun oradan aldığı ilhamla bu sorunları çözebilir. لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنُ فِي الْغَالِبِ وَجُزْئِيًّا فِي الْمُهِمِّ Genelde külli bir izah sunmuştur. Ama çok böyle gerçekten insanlık için tarihin her devrinde çok önem arz eden ve bütün her devirlerin sorunu olacak nitelikteki meselelerde de cüz'i çözümler üretmiştir. Tikele dair, cüz'iyata dair efendime söyleyeyim bir teşride bulunmuştur. Şu cümle çok şey söylüyor. لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنُ جَمْعَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ جَمْعًا كُلِّيًا فِي الْغَالِبِ وَجُزْئِيًا فِي الْمُهِمِّ فَقَوْلُهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Yani benzer şey Şatibi'de de var zaten hemen burada. Ha. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْمُرَادُ بِهِمَا Bu iki ayetten kasıt Kur'an her şeyi açıklayan bir kitaptır ayeti ile الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben size bugün itibariyle artık dininizi tamamladım ayeti ile kastedilen اِكْمَالُ الْكُلِّيَّاتِ اللَّتِي مِنْهَا الْأَمْرُ بِالْاِسْتِنْبَاطِ وَالْقِيَاسِ Külliler tamamlanmıştır. Yoksa cüz'i meseleleri tüketemezsin ki yani. Değil mi? Yani
Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar insanlığın karşılaşacağı bütün tikel cüz'i meselelere dair spesifik çözümler üretmiştir demek romantik bir izah olur yani. Gerçekte örtüşmez. Çözüm üretmiş mi? Üretmiş. Ne? Ama külliyat üzerinden bir çözüm üretmiş. قَالَ الشَّاطِبِيُّ لِأَنَّهُ Şatibi atıf yapmış. Bu benim gördüğüm bu İbn-i Aşur bazen böyle Şatibi'ye atıf yapıyor. Önce Şatibi'ye beğendiği bir şey söylüyor, ondan sonra kızıyor. Önce büyük ihtimalle kızacağı şey de sonra gelebilir ha. لِأَنَّهُ عَلَى اَخْتِصَارِهِ جَامِعٌ Değil mi? وَالشَّرِيَعَةُ تَمَّتْ بِتَمَامِهِ Bütün vecizliğine rağmen Kur'an-ı Kerim teşriğin tamamını ne yapar? Kuşatıcıdır. Ve şeriatta dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıyla tamamlanmıştır. وَلَا يَكُونُ جَامِعًا لِتَمَامِ الدِّينِ اِلَّا وَالْمَجْمُعُ ف۪يهِ اُمُورٌ كُلِّيَّةٌ Şimdi Kur'an-ı Kerim teşriğinin tamamını ihtiva eder. Değil mi? Teşriği de tamamlanmış burada. Bunun bu teşriğinin tamamını içeriyor olması ancak içerdiği teşriği umurun külliye, külli meselelerle olarak değerlendirildiği zaman mümkün olabilir, söz konusu olabilir. Yoksa sen Kur'an-ı Kerim cüz'iyat olarak bütün insanlığın kıyamete kadar karşılaşacağı sorunları hepsine dönük spesifik çözümler üretir, içerir diyorsan o olacak bir şey değildir. Bütün diye uzattım. Abi niye uzatıyoruz bilmiyorum. Bizim hutbelerde de hoca efendiler böyle bütün Müslümanlar, tüm şeyler. Türkçede var mı acaba öyle bir uzatma? He? Eskiden şapkalı harfler vardı da kaldırıldı. Şey yani çok yani bütün Müslümanlar. Er-Rabi'u dördüncüsü siyasetül ümmeti. Ve huve babun azimun. Ha bunu da söyleyeyim. Fıkıh düşüncede de bu şeyin alemin salahı dediği şey fıkıh düşüncede, makasit düşüncede erken dönem ulemasında hep siyasetül ümme diye geçiyor. Mesela ben onu Kaffal'de gördüm. Kaffal Mehasinü Şeria'da. Bunu bir hani burada olduğu gibi şeyin yaptığı gibi salah falan ve benzeri kavram değil, siyaset kavramı üzerinden. Siyaset dediği yerde işte toplumun ve düzeninden hareketle tüm dünyanın düzenini temin etmeyi kastediyor. Siyaset kelimesini kullanmadan. Ben mesela şimdi burada siyasetül ümme deyince İbn-i Aşur'un o arkasına o fıkhi düşünce geleneğindeki makasıtçı ulemanın alemin salahı dediği şeye siyaset demekte olduğuna dönük bir şeyi var, bir telmihi var, öyle anlıyorum yani. Buradaki siyaset kelimesi sıradan bir kelime değil. Devasa bir düşünce geleneğine yaslanan bir kelime. Yani böyle büyük adamları okumak aslında o anlamda önemli. Adam bir kullandığı bir kelime, mesela el-âlâ diyor az önce. Ya belki ben mi abartıyorum bilmiyorum da. Şuradaki siyaset kelimesini durduk yerde kullanmıyor yani. Evet. Azimun fil kuran. El kastu minhu salahul ümme. Ben şimdi buna salahul ümme diyorum ama eskiler abi buna siyasetul ümme dediler buna. Demek anlamına geliyor. Ve hifzu nizamiha kel irşadi ila tekminil camiati bi kavlihi falan işte birlik, beraberlik. Efendime söyleyeyim. Beşincisi el kasasu ve akhbaru'l umemis salifati. Ne diyor? Yani o da işte he? El kastu min nerede min? Yok, oradaki mini baziye değil o. He, salahul ümmeti. El kastu min kastedilen ümmetin salahı. Yani evrensel salahı kastediyor. Güzel bak böyle mini beyaz şeyle baziyeler falan. Vahifzu nizamiye kerici. Ya bu şeyler çok önemli ha arkadaşlar. Hakikaten bak bu hani dilde ben metinlerdeki en önemli şeylerin edatlar ve bağlaçlar olduğu kanaatindeyim.
Mesela bizim meallerimizin döküldüğü yerlerden bir tanesi bu lam harfi Cevdet Hocam. Her lama lamu talil, lamu talil, lamu talil. Gel abi için, için babam için. Ne için abi? İçin işte yaz. Halbuki çok sayıda ayette mesela lamul akibe. Liyuazziballahu'l münafikine vel münafikat. Allah bunun bir sonucu olarak, bak bunun bir sonucu olarak, lamul akibe. Bunun bir sonucu olarak insanoğlu bu emaneti üstlendi. Ne olacak abi? Bunun bir sonucu var. Bunun bir sonucu olarak Allah liyudkhilal mu'minun, bunun bir sonucu olarak Allah müminleri cennete girdirsin diye. Bak hep lamut talil olarak tercüme ediyor. Halbuki çok sayıda yerde lamul akibe. Mesela alın size bir makale konusu hocam. Meallerdeki bu lamların lamul akibeti ihmalin mealleri düşürdüğü durumla ilgili bir makale. Çok güzel bir makale de olur yani böyle. Meallerin evet lamul akibette meallerin akibeti böyle de havalı bir makale yazılır yani. Son derece önemli. Evet. Tercümelerde mesela en çok dikkat edilmesi gereken şey bu fe'ler, thümmeler, vavlar. Efendim söyleyeyim. Bu ezber mesela adam şimdi çeviriyor. İnne diye ve der ki enne ne bildiriyor? Bu sebep bildiriyor. Ya iyi de sebep çünkü mesela müsbet bir şey için de çünkü diye çeviriyor. Orada yani metnin müellifinin katıldığı şeyi de çünkü diye çeviriyor. Katılmadığı şeyi de çünkü diye çeviriyor. Katıldığı şeyi çünkü diye çevirebilirsin. Çünkü dediğin anda müellif çünkü, zira çünkü, evet bir tespiti var ve o tespite kendisi katılıyor. Ama katılmadığı bir tespite aktarıyorsa ne diye çevireceksin onu çünkü? Onu çünkü diye çeviremez. Vay efendim neymiş diye çevireceksin onu. Yok ya neymiş? Neymiş? Müslümanlar şöyle yaparmış. Adam katılmıyor. Adam onu alıyor. Oradaki vezalik enneyi açmış mutçalı da vezalik enne çünkü. Al abicim sana çünkü. Nerede vezalik enne çünkü varsa hepsini oraya çünkü yapıştırıyor. Bakın çok önemli. Basit gibi gelebilir. Çok önemli. Hele hele bu sebep bildiren, bu talil ifade eden yerlerde bizim tercümeler dökülüyor. Ben o kanaatteyim yani. O çok dikkatli. O yüzden bu mini tabize falan önemli yani. Geçelim. El-Hamisu El-Kasasu Akhbarul Umamis Salifeti. Önceki milletlerin hallerini anlatmakta Kur'an-ı Kerim'in yine temel maksatlarından bir tanesi. Litte'essin için bi salih ahvali. Onların efendim söyleyeyim güzel halleriyle örnek olarak almak ve onlardan yararlanmak. Ama arkadaşlar bakın, açık konuşayım. Bütün bunlar bence İbn-i Aşur zorluyor. Yani böyle bir temel külli değerler, istikra yaptım, istikra üzerine külli değerler tespit ettim ve onun üzerinden de böyle bir tane salah şeklinde en üstleri tespit ettim. Nasıl ki fıkıhta bir sistem varsa makasıt bağlamında, işte tefsirde de böyle bir sistem bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın makasını tespit edebilirim. Ediyorum, aha da ediyorum. Ve tefsirinde itibarını tefsire sunuyorum diyor ama yani fıkıhtaki kadar güçlü değil bunlar hocam. Yani fıkıhtaki o makasî düşüncedeki sistemsel bütünlük burada yok. Şimdi baktığın zaman yine İbn-i Aşur'un yaptığı da Kur'an-ı Kerim'in konularını değil mi? Maksatlar olarak biraz takdim ediyor. Sadece ve sadece işte biraz daha o fıkhi düşüncedeki şeyiyle, background'uyla zihni arka plana yerleştirmeye çalışıyor ama olsun yine de helali hoş olsun yani. Kıssalar Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne esas teşkil eden ana gayelerden bir tanesi kıssalardır. Burada da amaç yine salahtır. Salih insanların salahı ile salahını anlatmak suretiyle insanlara bir salah aşılamaya çalışır. Başka وَلِلْتَحْذ۪يرِ مِنْ مَسَاوِيهِمْ yanlış insanların yanlışlarını göstererek de insanları bu yanlışlardan, muhatapları bu yanlışlardan uyarmak amacını taşır. Gayesine matuftur diyor.
التَّعْلِيمُ Altıncısı, التَّعْلِيمُ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَةَ عَصْرِ الْمُخَاطَبِينَ وَمَا يُؤَهِّلُهُمْ اِلَى تَلَقِّ الشَّرِيعَةِ وَنَشْرِهَا وَذَٰلِكَ عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَعِلْمُ الْأَخْبَارِ وَكَانَ ذَٰلِكَ Ne demek istediğini anlamadım, o yüzden okuyorum arkadaşlar yani. Farkındaysanız böyle mobese görmüş bir taksi şoförü gibi ağır ağır gidiyorum. Birden fren yaptım. وَكَانَ ذَٰلِكَ مَبْلَغَ عِلْمِ مُخَالِطِي الْعَرَبِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ زَادَ الْقُرْآنُ عَلَى ذَٰلِكَ تَعْلِيمَ حِكْمَةِ مِيزَانِ الْعُقُولِ وَصِحَّةِ الْاِسْتِدْلَالِ فِي اَفَانِينِ مُجَادَلَاتِهِ لِلضَّالِّينَ وَفِي دَعْوَةِ اِلَى النَّظَرِ Anladım. Şimdi bir altıncısı da diyor, muhatapların içinde bulunduğu asrın durumuyla paralellik arz eden şeyi Araplara öğretmek. Arapların o tarafta çok bezleri yoktu diyor yani. Ama bu şeriatı üstlenmek ve onun neşrini sağlamak. Allah onları ilk muhatap olarak seçti. Adamların hiç ilgisinin alakasının olmadığı konular vardı. Ama o ilk muhatap olmak, seçilmiş olmak, ilk muhatap olarak seçilmiş olmak, Allah'ın bu o son vahyinin diğer insanlara duyurulmasında aracılık eden kişiler olarak seçilmiş olması, o ilk muhatap Araplardaki o ilgi soldukları konularda onları bilgilendirmeyi gerektiriyordu. Mesela ilimle, milimle hiç alakası yok bunların, böyle hikmetle, mikmetle çok şeyleri yok yani. Değil mi? Bizim esnaf kesimi vardır. Ya anlamaz bile. Sen böyle ilmi bir şeyden bahsediyorsun. Geç bir an evvel bitse. Değil. Yani cahiliye Arabı da öyle. Ama etrafındaki sair dinlere mensup insanlar muhalit-i el-arab min ehli kitap, onların belli konularda bilgileri vardı. Ehli kitaptılar ve işte Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimeler o muhatap Arapları o bu vahyin tebliğine ve neşrine aracılık etmelerini sağlayacak ve o zamana kadar da hiç sahibi bilmedikleri şeyleri onlara sunacak, bilmedikleri şeylerin bilgisini sunacak ayetlerden oluşmaktaydı. Dolayısıyla Araplara bir terfi kazandırdı Kur'an-ı Kerim. Maksatlarından bir tanesi de ilk muhatapların o vahyi neşretme görevini yerine getirilmelerini sağlayacak bir düzeye taşınması ilmen diyor. Bunu da yapmıştır Kur'an-ı Kerim. وَهَذَا اَوْسَعُ بَابٍ اِنْ بَجَزَتْ مِنْهُ عُيُونُ الْمَعَارِفِ وَاَنْفَتَحَتْ بِهِ عُيُونُ الْاُمِّيُّنَ اِلَى الْعِلْمِ falan. وَقَدْ لَحِقَ بِهِ اَتَّنْبِيهُ الْمُتَكَرِّرُ ala faydetil ilim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak ilmin öneminden, bilmenin öneminden bahseden ayetler var. Aşağıda söylüyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Yani bilgiyi çok önemseyen bir toplum değil. Ama bak bu tarz uyarıları, Kur'an-ı Kerim'in bu tarz uyarılarındaki, bu ayet-i kerimelerdeki maksat, Kur'an-ı Kerim'in maksatlarından bir tanesi mesela hikmete vurgu yapan ayet-i kerime. Nerede geçti hikmet? وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ayet-i kerimesi. Bu Araplar, yani hikmetle, hikmetle, ilimle pek alakası yok bunların. İşte o görevi ifa etmelerini sağlayacak bir düzeye onları taşımaya dönük ilave Arapları geliştiren şeyler. Bu da Kur'an-ı Kerim'in amaçlarından bir tanesidir diyor. Bu arada hikmete deyince, benim bir ablamın ismi Hikmete'dir. Babam iyi hafızdır ama Arapçası yoktur. Bu Hikmete'yi bu Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor diye mansup olarak, yani Hikmet diye değil de Hikmete. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor demiş. Hikmete. Adını öyle koymuş. Yani irabıyla beraber isim koymuş yani. Öyle söyleyeyim. İlginçtir mesela. Bana ilginç geldi bu tespit.
Ne diyor şurada? وَذَٰلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَطْرَقْ أَصْمَاعَ الْعَرَبِ مِنْ قَبْلُ. Ya bu ilim, bilim, hikmet falan ve benzeri şeyler Arapların daha önce kulaklarının duyduğu şey değildi. اِنَّمَا قُصَارَ عُلُومِهِمْ اُمُورٌ تَجْرِبِيَّتُ. Ya bizim esnaf kesimini anlatıyor sanki falan. Yani esnaf kesimimiz ki haşa hani şeydi yani böyle akademik şeylerle ya da entelektüel faaliyetlerle çok ilgilenmeyen zevatta da aynı şey var. Ama Arapların bildikleri tek şey vardı, o da tecrübeye dayalı meselelerdi değil mi? وَكَانَ حُكَمَاءُهُمْ. Onların hakim dedikleri kişiler, hikmet sahibi dedikleri kişiler اَفْرَادًا اِخْتَصُّ بِفَرْضِ ذَكَاءٍ. Öyle üst düzey zekasıyla öne çıkan kişilerdi. Üst düzey zekaya sahip olma ayrıcalığına sahip kişilerdi yani. Adamların hakim dedikleri kişiler buydu. تُضَمُّ اِلَيْهِ تَجْرِبَةٌ. Yani üst düzey zekaya sahip, bir de tecrübeye sahip, hayat tecrübesine sahip kişilerdi. Yoksa böyle okumuş, öğrenmiş, kitapları falan incelemiş de bilgi sahibi olmuş kişiler değildi. Kur'an-ı Kerim'in o yüzden böyle ilme, okumaya olan vurgusu sürekli olarak Arapları içinde bulundukları dönemin ve etrafındaki insanı, Kur'an-ı Kerim'i aktaracakları kişilerin bilgi birikimine onları o seviyeye ilk muhatapları taşıma amacı taşır diyor. Ben öyle anladım hocam. Değil mi? Ha? Değil mi? Yanlış anlamamışım değil mi? Ha, yok. Yani güzel bir tespit gibi geldi bana ya. Bu genelde de hocam çok şamil bir maksat. Yani bugün bize değil mi? Tabii. Bugüne taşı mesela. Bugüne taşı. Çok rahat bir şekilde taşı. Ben açık konuşayım. Mesela şu tespitten sonra ben biraz bu tarz ayet-i kerimeleri hani Kur'an-ı Kerim'de ilim Allah'ı bilmek olarak daha öyle gibi hissediyorum yani. Dolayısıyla bu hutbelerde, vaazlarda bile hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu şeklindeki izahları ya da o ayet-i kerimeyi okurken ben hiç Allah'ı bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah'ı tanıyanla tanımayan bir olur mu? Yani Kur'an-ı Kerim'in amacı, gayesi bilgi derken evvel emirde Allah'ı bilmektir, marifetullah'tır diyordum. Şimdi mesela bu yorumumu İbn-i Aşur Üstad böyle dedikten sonra bu yorumu bu kadar keskin konuşmam yani açık konuş. Demek ki bizatihi bilgi de abi, doğru. Sen şimdi bugün dünyaya İslam'ı anlatacaksan dünyanın anladığı dilden, anladığı tondan, anladığı perdeden konuşacaksın. Abi bizim kelamcılar araz cevher abi bugünün insanı ne anlasın senin arazından, cevherinden ya bugünün. Öteki adam bir alıyor şeyden, Kant'tan bu tarafa getiriyor şeyi. Bizim o yüzden anlattığımız, yani söylemek istediğim, daha bugüne ait şeyi anlatıyor. Biz çok eskiyi anlatıyoruz. Daha bugüne ait şey. Diyor ki bak, sen böyle bir misyonu üstlendiysen, insanlara bu Kur'an'ın hakikatini anlatma misyonunu üstlendiysen, Araplara o misyonu yükledi Allah Teala. Ama Araplar o misyonu üstlenecek etrafındaki insanlarla arasına mesafe vardı. Dolayısıyla onlara ilmen bir terfi kazandırdı Kur'an-ı Kerim. İlginç ya, bak bu kıssalara falan bu göz, ben inanın daha önce görmedim bunu ha. İlk defa şimdi bu akşam dikkatimi çekti bu cümle. Ya da unuttum yani öyle. Her şeye meşruiyet kazandırır. Tabii. Ama onun hakkını vermek şeyiyle, şartıyla. وَهُمُ الْعُرَفَاءُ. Yani bu zekası var adamın, biraz da tecrübesi var. Efendime söyleyeyim. Bunlara hakim diyor. Yani gidip de işte meselelerini çözmek için gittiği kahin dediği adamlar da öyle başvurduğu adam, bilgi sahibi adam değil. Kafası çalışan adam. Bir de bir hayat tecrübesi var. Değil mi? Tecrübe son derece önemli. Tecrübesi olmayan bir adam. Ben mesela 2 sene idarecilik yaptım. Önce her anlatılanı doğru zannediyordum. 2 senelik üst yani yoğun, büyük, öyle kapsamlı bir idarecilikten sonra anlatılan hiçbir şeyin doğru olamaz şeklinde bir noktaya vardım. Yani muhataplara güvensizlik had safhaya ulaştı. Önceden çünkü çok fazla tecrübem yok o konuda. Bir adam bir şey anlatıyorsa o doğrudur diyordum. Sonra işin içine bir giriyorsa olay farklı. 2 sene sonunda
Milleti dinlerken anlat bakalım. Kim bilir bu olay nasıl sonuçlanıyordur? Yani sen böyle anlatıyorsun ama olayın esas iç yüzü kim bilir nasıldır'a geldim hocam. Artık böyle 20 sene falan bu tarz yoğun görevlerde idarecilik yapanlar çoluğuna çocuğuna dahi böyle anlat diyordur yani. İşte tecrübe hocam. Es-sâbi o. Ama bu burası hoşuma gitti arkadaşlar. El-mevâizu vel-inzâru vel-tahzîru vel-tebşîru. Evet. Altıncısı bu. Yedincisi bu. Sekizincisi bu Arapça hala seb'a ile tis'a'yı karıştırıyorum hocam. Bak bu kadar Arapça çeviri yaptım. Hemen seb'a ile tis'a gelince seb'a, tis'a tamam. El-i'câzu bil-Kur'âni. Yedincisi, sekizincisi de icaz. Niye? Abi çünkü bak bir liyakune ayeten dalleten ala sıdkı rasul. Peygamberin doğruluğunun bir delili olacak değil mi? Onu gösteren bir işaret olacak. Başka iz ettasdiku yetevakkafu ala delaletil mucizeti ba'de tahaddi. Bu da önce bir meydan okuma olacak. Ondan sonra gerçekleşecek. Vel Kur'anu cema'a kevnehu mucizeten bilaflihi ve mutahatten li eclihi bimanahu. Kafam yoruldu. Vel Kur'anu cem'u ne diyor orada ya? Cem'u mu cema'a mı diyor orada? Onu şey yapalım. وَالْقُرْآنُ جَمَعَ كَوْنَهُ مُعْجِزَةً بِلَفْصِهِ وَمُتَحَدًّا لِيَجْلِهِ بِمَعْنَاهُ. Öyle olması lazım. Cem'u كَوْنِهِ مُعْجِزَةً İşte ikisini bir arada ele almıştır. Bu cema'a fiili arkadaşlar hakikaten ilginç. Hem öyle hem. Hem şöyle hem böyle diye de tercüme edebilirsiniz. Bak ben size tavsiyem olsun. İçinde toplamıştır, birleştirmiş değil. Kur'an-ı Kerim hem lafzıyla mucizedir hem de manasıyla bir meydan okumayı ne yapar? İhtiva eder. وَالتَّحَدِّي وَقَعَ فِيهِ. Tamam yani şey de hani orada sadece şeye takıldım. Sonra bunları anlattıktan sonra هَذَا مَا بَلَغَ اِلَيْهِ اِسْتِقْرَائِ وَلِلْغَزَّالِ فِي اِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ بَعْضٌ مِنْ ذَٰلِكَ. Adam seni teyit etti bak. İbn-i Aşur seni teyit etti. Ben hani makasi düşünce deyince daha ziyade ama burada bir teyidi işte bak. Ben şimdi mesela burayı şimdi ben şimdi bir makale yazıyor olsam şurayı yorumlasam. Gazali'nin fıkıh düşünce itibariyle makasidi yaklaşımını El-Mustasfa gibi usul kitabında görmek mümkünken daha böyle müfessirlerin makasit yaklaşımına yakın bir tarzda makasit meselesine bakışının ihyada karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten bu akademisyenlik karşılaştığın her duruma uygun bir kılıf uydurmak değil mi hocam yani? Bir, köpürtme sanatı. İki, geçen bir yerde biraz da abartma sanatı dedim. Akademisyenlik abartma sanatı dedim. Az abartanlara yüksek lisans yapıyor. Biraz daha iyi abartanlara doktora yapıyor. Abartmayı belli bir seviyeye taşımış olanlara doçent. Artık abartma da sınır tanımamış kişilere de prof deniyor dedim arkadaşlar. Yani hakikaten bunu köpürtme olarak da şey yapabiliriz. Tam köpürtmeyi, basit bir meseleyi, bir bilgiyi böyle azıcık köpürtenler yüksek lisans, daha çok köpürtenler doktora. Epey bir köpürtmeye alışmış. Artık ayarı kaçmış onlara da profesör deniyor. Çünkü hani Gazali'nin burada bahsettiği şu meseleler ya da hani dedi ya ahkamın, işte, teşriğin, işte namaz gibi zahiri ibadetler falan filan malum o şeyle var. Fakaradul müfessiri dolayısıyla müfessirin amacı beyanu. Bak şimdi yine burada istikrasını zikrediyor. Yine tekrarlıyorum belki ama yani bu kelimeyi iş olsun laf olsun diye düşünmemek lazım.
Yani hep sürekli fıkhi düşüncedeki o sistematik yaklaşımı buraya taşıma çabası olarak değerlendirmek lazım İbn-i Aşur. Tamam mı? بَيَانُ مَا يَصِلُ اِلَيْهِ اَوْ مَا يَقْصِدُهُ مِنْ مُرَادِ اللّٰهِ تَعَالَى ف۪ي كِتَابِهِ بِاَتَمِّ بَيَانٍ Müfessirin amacı işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bu kastettiği muradını ne yapmak? En mükemmel şekilde beyan etmek olmalıdır. Ama o maksat يَحْتَمِلُهُ الْمَعْنَى وَلَا يَأْبَاهُ الْلَفْظُ Ama sürekli olarak lafzı dikkate alacaksın. Lafzın dışına çıkarak, lafzı devre dışı bırakarak bu maksatı tespit edemezsin. Bak hep sürekli olarak yine fıkhi düşüncede lafzı devre dışı bırakan anlayış, yani batınilerin anlayışına nasıl ki fıkhi düşüncedeki makasî yaklaşım bir tepki ise İbn-i Aşur da beslenmesini oradan gerçekleştirdiği için sürekli aman ha bu makasî yaklaşım demek zahiri nas'ı devre dışı bırakan bir yaklaşım değildir. Tam tersine makasıtı nas'tan hareketle tespit eden bir yaklaşımdır. Onu sürekli olarak vurguluyor arkadaşlar. مِنْ كُلِّ مَا يُوَطِّعُ الْمُرَادَ مِنْ مَقَاسِدِ قُلْ اَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اَكْمَنَ فَمُنْ اَوْ يَخْتِمُ الْمَقْصَدَ تَفْصِيلًا وَتَفْرِيًا كَمَا اَشَرْنَا اَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْاُولَى مَعَ اِقَامَةِ Bitti. Evet. Böylece dur şurada bir cümle var. فَلَا جَرَمَ كَانَ رَائِدَ رَائِدُ الْمُفَسِّرِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْرِفَ عَلَى الْإِجْمَالِ مَقَاصَ الْقُرْآنِ مِمَّا جَاءَ لِأَجْلِهِ وَيَعْرِفَ اصْطِلَاحَهُ فَإِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ وَلِلتَّنْزِيلِ اصْطِلَاحٌ وَعَادَاتٌ وَتَعْرِضُ تَعَرَّضَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ İbn-i Aşur bir an müennes yaptım. وَتَعَرَّضَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ اِلَى شَيْءٍ مِنْ عَادَاتِ الْقُرْآنِ فِي مُتَنَاثَرِ كَلَامِهِ فِي تَفْسِيرِ Şimdi burada müfessirin yapması gereken icmalen, bakın icmalen Kur'an-ı Kerim'in makasını bilmesi yani tek tek. Bak bu niye icmalen diyor? Çünkü müfessir tefsirde o fıkhi düşüncedeki gibi bu kadar detaylı sebir ve taksim yöntemi üzerinden yürüyen her bir çünkü fıkıhta şey az. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını fıkhi düşüncedeki tarz bir istikraya tüme varıma tabi tutmak hakikaten kolay bir şey değil. Dolayısıyla icmalen makasul Kur'an'ı da hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'in kendi kullanımlarını dikkate almalı. Bak yine yani lafız üzerinden bunu gerçekleştirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in kendine ait dinini bilmesi gerekir. وَلِلْتَنْزِيلِ اِصْطِلَاحٌ وَعَادَاتٌ Kur'an-ı Kerim'in bir makasıdını beyan etme tarzı var, usulü var, üslubu var, yöntemi var. Dolayısıyla onu Kur'an-ı Kerim'in dili üzerinden o makasıdını keşfetmeye çalışan kişinin Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü iyi bilmesi ve Kur'an dilinin Kur'an'ın makası dilini iyi bilmesi gerekir diyor İbn-i Aşur. Mesela şey bunu yakalamıştır diyor. Keşşaf sahibi bunu yakalamıştır diyor. Burada benim anladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'in bu makasını tespit etmede Arap dilinin beyan ya da edebi tarafını bilmenin önemine işaret ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in makasını ayetlerin, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne esas teşkil eden maksatlar, gayeler her zaman böyle doğrudan açık seçik bir şekilde sunulmaz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bunu kimi zaman üstü örtük bir şekilde yapar. Çünkü muhataplar onu anlamaktaydı. Dolayısıyla müfessirin yapması gereken şey bir, makasıdı bilmesi gerekir. İki, makası tespit ederken Kur'an-ı Kerim'in dilini esas alması gerekir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de makasıt sürekli olarak böyle çok somut bir, açık bir şekilde verili bir şey değildir. Müfessirin yine
o makas tespit etmek için o Kur'an'ın dilinin derinliklerine nüfuz etmesi gerekir. Bu derinliklere nüfuz da işin biraz edebi bilgiyi de gerektirir. Zemahşeri'yi atıp yapmasının sebebi bu. Çünkü Zemahşeri hakikaten baktığınız zaman kelimelerin diziminden derin manalar çıkaran ve oradan üst düzey anlam takdirlerine, mana takdirlerine giden bir yapıya sahip. Dolayısıyla burada benim görebildiğim bu cümlede İbn-i Aşur makasidi yaklaşımla edebi yaklaşım arasındaki şeye işaret etmiş oluyor. Böylece bizim seminerin başlığına da arkadaşlar bir esas teşkil etmiş oluyor. Yani İbn-i Aşur'da da o var zaten. İbn-i Aşur'un tefsirini öne çıkaran iki yön var. Bir, bu makasit vurgusu. İki, edebi vurgusu. Edebiyat vurgusu. Edebi yaklaşım. Hakikaten. Ben geçen ders söylemiştim. Nerede söyledim? Bir yerde mi? Burada mı söyledim? Geçen bizim o ismini vermeyin burada. Kayıtlara geçiyor. Bir hoca hanım hemen o benim söylediğimi almış. Onun üzerine bir makale yazmış. Bir yerde verdim hocam. Gönderdim hocam. Bana mesela bu derste işlemeyi düşündüğüm mesela İstinafi Beyani. Ben mesela İbn-i Aşur'da gördüm bunu. Daha önceki müfessirlerde de tek tük var, Zemahşeri de var. Zemahşeri'nin istinaf dediği yer, derin orada derin çıkarımlar yapıyor. İbn-i Aşur da yapıyor. İstinafı beyani. Yani makas ve tespit sadece dil düzeyinde gerçekleşecek bir şey değildir diyor İbn-i Aşur. Bir, Kur'an-ı Kerim'in makasıdı da hareket noktasını onun elfazı yapacaksın. Ama bu elfaz üzerinde böyle verili bir şey değil bu. Doğrudan verili bir şey değil. Derinlerine de konmuş bir şeydir. Dolayısıyla orada derinlikli bir edebi incelemeye tabi tutarak müfessir makasıdı ortaya çıkaracaktır diyor. Edebi yaklaşımla makasıdı yaklaşımın birlikte yürümesi gerektiğini ifade. Ne? Allah Allah. Teziniz neydi? Kimi çalışıyorsunuz? Zemel Kâhı. He. 651. Evet. İcaz-ı Kur'an başlığı altında makas-ı Kur'an'ı da zikrediyor. Yani kendisi İcaz-ı Kur'an'da Cürcani takipçisi. Tamam. Zaten Zemahşeri'de. Aynı malum. Şey, Cürcani. Bak. Kur'an-ı İcaz-ı Kur'an'ın edebi bağlamı. Kesinlikle. Evet. Şeyden falan sonra mı? Sekkaki'den önce değil mi o? Önce. İyi. Sekkaki falan da atıf yapmıştır ona o zaman. Varsa orijinal şeyler. Ebu'l-Bakka'ya falan da bak, külliyata falan da bak. Ebu'l-Bakka'nın külliyatı, arkadaşlar bu tarz konularda böyle çok devasa bir şey. Adam derlemiş, toplamış, öncekileri yazıp çizdi. Şöyle bir bakmışım, bunların tartıştıkları mesela, bu demiş bak, biri böyle var, şu tarafı var, bu tarafı var. Hop buyur kardeşim sana. Şu demiş, şeyler, soğuklar, aha bu sıcak çorbamız. Mükellef bir sofra yani. Önemli yani. İşte Zemahşeri'nin yapmaya çalıştığı da o. Zaten değil mi? Yani niye yoksa adam edebiyat salt et. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu makasıdı derinlik, derin bir boyuta sahip. O derin boyut onun edebiyatına gidiyor. Muhataplar bunu anlıyordu ama sonrakilerin bunu anlaması mümkün değil. Onu çıkarmaya çalışıyor. Cürcani de büyük adammış arkadaşlar ya. O Delail. Ya Zemahşeri zaten nazım teorisini almış, evet. Onu Kur'an-ı Kerim'e uygulamış ama başarılı bir uygulama yapmış yani. Helal olsun. Dolayısıyla Cürcani'ye de bakarım ben sık sık. O yani Arap diliyle ilgili bir şey olduğu zaman hemen açarım bakalım bizim Cürcani bir şey demiş mi bu konuda diye. Abdülkahir el-Cürcani. Onun o el-mana, manel manası falan da var. Mesela oralara falan da sıradan şeyler değil yani. Bir mana var. Bir de mananın manası var. Değil mi? Geçelim. Ya bu tefsiri özlüyorum ben ya bu. Ha? Mananın manasında kasıt da makasit belki öyle. İşte tabii oralardan falan çok şey çıkabilir. Yani bir de şu var. Dil değişiyor. Sonrakilerin makasit dediği şey daha önceki dönemde işte Cürcani'de daha o dönem itibariyle başka bir kavram olarak ifade edilebilir. Onun şu dediği budur. Yani ben mesela siyaset dedim. Hakikaten bakın mesela İbn-i Aşur'un bu salahul umme dediği şeyi klasik ulemada salah diye görmüyor ama siyaseti görürsün mesela. Demek ki onlar o
düzeyde kavramlaştırmışlar, siyasi olarak değerlendirmişler onu. Hocam, yedinci başlık neydi? Onu hızlı geçtim. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de insanlar ibret alsın diye onların için şeyler, vaaz-ı nasihatler, uyarılar, müjdeler ya da uyarılar. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne esas teşkil eden ana maksatlardan bir tanesidir diyor yedinci şey. Şimdi burada فَتَرَائِقُ الْمُفَسِّرِينَ لِلْقُرْآنِ ثَلَاثٌ. Buraya girelim mi? Yani burada kalsak mı? Bilmiyorum ki. Bu Şatibi ile ilgili şey nerede? Ben onu ilk görmüş olmam lazım diye düşünüyorum. Ya. Yasya ne kadar var da? 40 dakika var. Şimdi peki bizim müfessirler ne yapmışlar? Bunları yapmışlar mı? Müfessirler 3 yol izlemiş diyor İbn-i Aşur. Bir, zahiri manayla yetinmiş. İfade ettiği o terkibin, cümlenin, ayetin ifade ettiği temel, asli anlamın tespitini yapmış. Bunu açıklamış, şerh etmiş. Efendime söyleyeyim. Bunu yaparken de muhtelif düzeylerde bunu gerçekleştirenler olmuş diyor. Bir tanesi bu. Tabi burada ve istinbatu maani min vera zati taqdiya deratul lafz ve makam ve lazul istimal ve la maksul kalam ve tekem min istifadu tarakim ve bil khasasi lughati arabiyyati mabsu fi al mulm. Yani bunu işte daha derinlikli düzeyde bunu yapanlar var. Yani dil düzeyinde izaha çalışanlar. Bu dil düzeyindeki izah tabi çok geniş bir alan. Mesela senin bahsettiğin hususa işaret ediyor burada. Bu belagat ilminde bu. Mesela tekit. Tekit yedullu ala inkâl mı? Yani inne derken Kur'an-ı Kerim bir taraftan inniyeli cümleye başlaması, isim cümlesini kullanmasını ifade ettiği bir anlam vardır. O isim cümlesinin başında innenin olmasını ifade ettiği bir anlam vardır. Yani muhatabın içinde bulunduğu duruma göre cümlenin şeyi değişir. Değil mi? Tekit arttıkça o cümlenin muhatabının o konuda üst düzey bir inkar içerisinde olduğu anlaşılır. Sen şimdi bir senin söylediğine çok inanan bir insana ya inan bak sana açıkça söylüyorum bak gerçekten söylüyorum bak bunu inanarak söylüyorum inan ki falan demezsin değil mi? Yani şu Süleymaniye Camii dersin biter. Ama eğer adam onun Süleymaniye Camii değil de Ayasofya olduğunu düşünüyorsa ona inanıyorsa bak kardeşim bak güzel kardeşim falan diye 40 tane tekit ifade eden şey kurarsın. Bu bir şey de olan bir şey. Sonra fahvel hitap. Fahvel hitap ne demek? Fahvel hitap. Kelamın sevk edilişinden yani akla ilk gelen anlam değil o kelamın sevk edilişinin ifade ettiği diğer anlamlar. Bu yani fahvel hitap, lahnel hitap. Delaletül işare, hakikat mecaz ve benzeri. Yani bu burayı geliştirmişlerdir yani. Burada farklı farklı düzeylerde bir çaba içerisinde olmuşlardır. Birinci grup bunu yapmıştır diyor. فَفِي الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ قَدْ فَرَّعَ الْعُلَمَاءُ وَفَصَّلُوا فِي الْأَحْكَامِ. Dil düzeyinde ele alanlar olmuş şeyi, Kur'an-ı Kerim'i ve burada artık işin edebiyatıyla, belagatıyla birlikte o dil düzeyindeki izahları üst düzey, daha derinlikli bir boyuta taşıyan bir yaklaşım içerisinde olmuşlar. Bir grup ulema, müfessir ahkam noktasında derinlik izahlarda bulunmuşlar. وَخَصُّهَا بِالتَّعَالِفِ الْوَاسِعَةِ. Bu konuda detaylı eserler kaleme almışlardır diyor. Yine aynı şekilde وَكَذَلِكَ تَفَارِعُ الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ اَلَّتِي اَكْثَرَ مِنْهَا حُجَّةُ الْاِسْلَامِ الْغَزَّالِ. Sen Gazzali dedin diye bak İbn-i Aşur ikide bir Cevahir-i Kur'an'dan mı? Evet. Orada evet. Ebu Zeyd ben o çevirirken işte Gazzali eleştirisini o iki kitaba indirgiyor. Biri Cevahir-ül Kur'an. Abi uçmuştu yani bu diyor. Ya bu da Kur'an bir şey kalmamış burada diyor. Bir de El-Munqizu Minat-Talal. El-Munqizu Minat-Talali
umeraya yaranmak için yazmış diyor. Bir de kalkmış bize Müslümanlık taslıyor diyor. Bir eleştiri. Bu oryantal şey modernistlerde Gazali eleştirisi çok yüksek. Gazali eleştirisi yüksek bunlarda. Onların kafa yapısına göre Gazali değil de İbn-i Rüşd tüm izinden gitseydi İslam dünyası bambaşka bir İslam dünyası olacaktı. Yanlış alime oynadılar diyorlar. Hatta şey var, makalesi var. Merkeziyetu İbn-i Rüşd, Merkeziyetul Gazali ve Hamişiyetu İbn-i Rüşd. Yani merkeze Gazali'yi aldılar, İbn-i Rüşd kenarda kaldı. Tam tersi, İbn-i Rüşd, Gazali'ye atfedilen değer İbn-i Rüşd'e atfedilmiş olsaydı İslam dünyasının şu an hepimiz villada oturuyorduk arkadaşlar. Yani böyle 2+1 evlerde oturmuyorduk. Hepimiz böyle Boğaz'da oturuyorduk. Onlar öyle anlatıyorlar yani. Ya böyle bu kadar indirgemeci yaklaşım bilmiyorum da. Çok. Cenab-ı Hakk'ın, ben bir şey söyleyeyim. Bizim ulemada bazıları var. Bazı mesele tartıştıktan sonra diyor ki mesela kıraatlerle ilgili bile var. Ya diyor şu kıraat imamları içerisinde bu 7 tane kıraat imamı meşhur olmuş. Ya da 5 tanesi meşhur olmuş. İşte Asım. Niye ötekiler meşhur olamadı? Bir takım sebepleri var ama olmayabilir abi. Ya. Cenab-ı Hak onları meşhur kılmış yani. Bu kadar basit. Öyle değil mi yani? Şimdi bakıyorsunuz böyle çok iyi sanatkarlar var. Adamlar daha buradan ta Haliç'teki notayı görse biliyor. Onları kimse tanımıyor. Hiç sanatın sesini bilmeyen insanlar bu ülkede sanatçı diye meşhur olmuş gidiyor. Cenab-ı Hak öyle takdir buyurmuş. Yani ne yapacaksın? Biraz da takdir ilahi diye bir şey var yani değil mi? Bizim ulema, yani aklı başında olanlar bazen böyle bu takdir ilahi şeyini devreye sokuyorlar. Bazıları her olayı illa bir somut bir sebebe, maddi bir sebebe dayandıracak. Bence Kur'an-ı Kerim'i tam anlamamayla alakalı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak o böyle olayları hep tek bir zaviyeden, tek bir sebepten ve maddi sebepten izah edenleri eleştirir. Arkadaşlar olayların ardında maddi sebepler kadar manevi sebepler de olabilir. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ nasıl dua ayet-i kerime? وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا ayetini bizim müfessirler öyle tefsir ederler. Yani olayların tek bir sebebi yoktur. Maddi sebepler de vardır, manevi sebepler de vardır. Maddi faktörler vardır, manevi faktörler de vardır. Bu böyle aşırı her şeyi böyle maddi faktör üzerinden izah etme anlayışı benim anlayabildiğim kadarıyla şeye bağlayayım. Kur'an'ın makasıdına aykırı arkadaşlar. Oraya bağlayayım da konunun çok dışına da çıkmış olmayalım. Üçüncü yaklaşım ise فَالطَّرِيقَةِ الثَّالِثَةِ تُجْلَبُ مَسَائِلُ عِلْمِيَّةٌ مِنْ عُلُومٍ لَهَا مُنَاسَبَةٌ بِمَقْصَدِ الْآيَةِ اِمَّا عَلَى أَنَّ بَعْضَهَا يُومِئُ اِلَيْهِ مَعْنَ الْآيَةِ وَلَوْ بِتَلْوِيحٍ مَا bakın بِتَلْوِيحٍ مَا ne mâsıl ediyor buna? مَاِ اِبْحَامِيَّ herhangi bir telmih mesela bir بِدَرَجَةٍ مَا بِقَدْرٍ مَا bir şekilde كَمَا يُفَسِّرُ اَحَدُ الْقَوْلَهُ تَعَالَى diğeri de ayetin maksadıyla şu veya bu şekilde velev ki ima yoluyla olsun bir şekilde irtibat kurarak ayete efendime söyleyeyim ayetle ilişkilendirilebilecek ilmi meseleleri boca eden o ayet üzerinden uzaktan yakından ilgisini alakasını kurdukları meseleleri o ayet bağlamında ele alan yaklaşım var. Bu burada işte mesela Kur'an-ı Kerim'e bilimsel yaklaşımları, ilmi yaklaşımları ifade eden izah biçimlerini falan da buraya dahil edebilirsiniz. Seyyid Kutub'un efendime söyleyeyim herhangi bir ayet-i kerimeden böyle senin aklına hayaline gelmeyecek türde sosyolojik çıkarımlar yapmasını da buna dahil edebilirsiniz. Bir şekilde ayet-i kerime ile irtibatı vardır. İşte keyla yekuna duleten beynel agniyai minkum ayet-i kerimesi üzerinden iktisat ilmiyle ilgili sosyolojik analizler işte ya da psikolojik izahlar ve benzeri yapılan izahlar da buraya aktarabiliriz. Dolayısıyla İbn-i Aşur'a göre müfessirlerin üç yolu olmuştur.
Birincisi daha dil merkezinde meseleyi götürenler. İkincisi daha böyle işte ahkama müteallik hususlara temas edenler. Üçüncüsü ise ayetin esas aldığı ana maksatla şu veya bu şekilde irtibata sahip ne kadar bilgi birikimi varsa hepsini bu ayet-i kerime üzerinden tefsirine boca eden yaklaşımlar, müfessirler var demiş, diyor. وَاَنَّ بَعْضَ مَسَائِلِ الْعُلُومِ قَدْ تَكُونْ اَشَدْتَ تَعَلُّقًا بِتَفْسِيرِ اَيِّ الْقُرْآنِ كَمَا نُفْرَضُ مَسْرَةً كَلَامَةٍ تَقْلِدِ الْقُرْآنِ مِسْرَةً. Şimdi müfessirlerin bu tarz izahları içerisinde hakikaten Kur'an-ı Kerim'in maksadı kapsamına dahil edilebilecek türde yani makasdül Kur'an'la daha üst düzey ilgiye alakaya sahip konular olabilir. Daha alt düzey ilgiye alakaya sahip konular da olabilir diyor. Mesela işte bizim hani bilimsel tefsir taraftarları efendim yanzuru ile semai fevkuhum ke ve semai beneynaha bi eydin ayet-i kerimesi gibi kainata atıf yapan ayetler söz konusu olduğu zaman böyle oradan uzun uzun izahlar çıkarıyorlar. Yani bunlar İbn-i Aşur'a göre olabilir şeyler. Mesela bunlar Şatibi'ye göre olabilir şeyler değildir. İşte bu kapsamda bak buralarda bir yerde Şatibi'ye atıf yapabilir. Bu kapsamda Şatibi eleştirisi var şeyin. Keşke bunları böyle altını çizerek şey yapsaydık ya. Ya burada kalalım bence. Şuraya ben de bir bakayım bir sonraki seminere arkadaşlar. Burayı daha derinlikte aslında burayı bugün bu dördüncü şeyi bitireyim diye şey yapmıştım ama. Burada kalalım. Şimdi ben namaz aklımda. Şurada kalalım yani bunu bir sonraki şeyde. İbn-i Aşur'un Hatırlıyorum yani. Ne diyor? Ciddi eleştirisi var İbn-i Aşur'a orada. Hocam, o geçtik Ha şimdi فَلِلْ اُلَمَاءِ فِي سُولِكَ عَدِدْ تَرَقَدْ تَسَرَقْدُ عَلَى الْاِجْمَالِ اَعْرَابُ فَهَمَا لَا Hepsini anlatıp İbn-i Rüşd'den bahsediyor. İbn-i Cinni Dilciler'den bahsetti. Ha burayı daha derinlikli bir izaha tabi tutalım ya bence. Allah Allah, Şatibi gözlerim görmedi ya. İbn-i Cinni'yi görüyorum. Zeccaç Ebu Hayyan. Biraz daha gidiyor. Aha buldum. وَاَمَّا اَبُوْ اِسْحَقَ الشَّاطِبِي فَقَالَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْمَسْلَةِ الرَّابِعَةِ La yasihhu fi maslaki al-fahm wal-ifham illa ma yakun 'amman li jami' al-arab fala yutakallafu fi fawqa ma yaqdirun alayh. Abi bunu biraz şeye bırakalım ya. Sonra bura önemli. Bir de burada şey eleştiriyor sanki. Eleştiren bir yeri var. Bura mı? Abi yanlış yapmışsın sen diyor. Sonra sıralayıp duruyor. Şundan dolayı yanlış dediğin. Aha hocam bak. Ve huve esasun vahin. Bak şuraya atladım hızlı geçtim ama li vucuhin sittetin dedi İbn Şatibi'ye dönük eleştirisi. Yani bunun söylediği bu esas
kabul ettiği şey esasun vahin, öyle kabul edilebilecek bir şey, son derece zayıf, temelsiz bir temelsiz bir temeldir bu diyor yani. Dolayısıyla bu Şatibi eleştirisine bir bakalım yani, ben bir sonraki şeyde burayı biraz daha derinlikli bir okumaya tabi tutalım arkadaşlar. Siz de ben de ya bir vakit bulup aslında hani sizin de Üstad senin ismin neydi? Muhammed Hocam. Muhammed, Şükrü. Yani diğer sizler de eğer mesela böyle çok İbn-i Aşur açısından önem arz eden bir bölüm görürseniz şey yapın yani, onu paylaşın. Orayı da müzakereye alalım yani. Aslında belirleyip mesela 5 tane makasıtla ilgili, 5 tane edebi yaklaşımla ilgili mesela bir tanesini şey alalım, madem bugün söyledik, o istinafı beyaniyi alalım mesela, edebi yaklaşım dedik. Önemli mesela, çok yerde görmezsiniz onu. Bir de bu İbn-i Aşur'un şeyleri var. Belli kavramlar var. Mesela zihnim beni yanıltmıyorsa mubtekeratul Kur'an diye bir kavramı var. Öyle başlıyor. Değil mi? Evet. He. Ben başka yerde görmedim. Onun altında geçiyor. Mesela o tarz mubtekeratul Kur'an dediği nereler var? Oradan bir tane seçebiliriz. Böyle güzel İbn-i Aşur'u ele verir nitelikte bir şey. Bunun thümmelere yüklediği anlam çok hoşuma gider benim. Thümme. Thümmeyi ayırır, ikiye ayırır. Thümme litterâhi. Thümme etterâhi. Etterâhi. Etterâhi el-rutebi diyor mesela. Thümme'ye. Şey. Sonra değil. Mesela bence yine bizim meallerin tökezlediği yerlerden bir tane. Her sümmeye sonra. Thümme kasat kulubukum. Sonra onların kalpleri katılaştı. Sonra değil o. Ya bu kadar şeyin sonrasında imana gelmek dururken tam tersine üstüne üstlük gittiler, bir de bu anlama geliyor o sümme. Ya dahası bel anlamındaki sümme. Ona sümme terahi diyor. Sümme biliyorsunuz sonralık bildirir. Ama oradaki sonralık bu oldu, sonra da bu oldu. Değil. Bu oldu, yetmedi, bir de bunlar oldu anlamına geliyor. Basit gibi görünen ama anlamı ne kadar değiştiren bir şey. İbn-i Aşur büyük adam abi ya. Ben hocam İbn-i Aşur'u seçerek iyi bir adam yakalamışsınız. Tabi sümme de terahi anlamı var zaten. Sümme lit terahi. Ama sümmedeki terahi'nin türleri var diyor İbn-i Aşur. Salt terahi olan sümmeler var. Sadece sonralık bildiriyor. Ali geldi, sonra Ahmet geldi. Bir de sümme lit terahi er-rutebi var diyor. O işte o terahi er-rutebi dediği şeydir diyor. Dahası anlamına gelen sümme. Şimdi dediğim gibi bizim meal yazanlar abi biraz bir bakın bu tefsirlere falan biraz bir karıştırın ya. Ama İbn-i Aşur'un ben bu tefsiri 39 yılda yazdım dediği yerde adam 9 ay gibi yoğun bir çalışma neticesinde bu meali hazırladık diyebiliyor yani. İnsan utanır ya. Bazı mealler var. Birinin Rabbim dediğine öteki Rabbim demiş. Tek fark bu ha. Biri Rabbim diyor, öteki Rabbim diyor. Rabları ığıl yazmış birisi. Öteki de onları iyiye çevirmiş.